Ayşegül kızım, seni bundan sonra kimse tutamaz. Memo! Memo bak! Ayşegül basında. Aa, bak ne kadar güzel değil mi ablam Memo? Ay Memo sizi çok özledi. Dün yine resminizi yaptık. Memo'cum, bugünlerde Ayşegül işler peşinde. Ama söz veriyorum seninle daha çok görüşeceğiz. Ayşegül ve kankası Memo partiye gider. Günaydın. Ne olmuş? Yarım sayfa. Bomba gibi. Otelin haberini mi basmışlar? Hı? Vay vay. İstediğin gibi kes. Zaten bundan bir sürü aldıracağım. Vallahi bravo Ayşegül. Şahane haber olmuş. İyi değil mi Ömer? Fena değil. Nasıl doğru adam seçiyorum ama? He? Bak, Demir'i resepsiyona aldım. Çocuk mabeyincilere evlat. Bize damat oldu. He? Allah'tan bizimki çocuğu kendine benzetemedi de. Ah Memo, illa kendine pay çıkartacak değil mi? Chat. Emre her gün seni soruyor. Kardeşin seni çok özledi. Bu akşam bir uğrasan ha? Birlikte bir yemek yesek. Size afiyet olsun. Ben mani olmayayım. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Ya üzerine gelmeyeyim, gelmeyeyim diyorum ama dayanamıyorum. Of anne ya, niye ağlıyorsun şimdi? Aklım hep sende. Ne uyuduğumu biliyorum, ne yediğimi biliyorum. Ne yapayım yani, ayrılayım mı? O zaman mı rahat edeceksin? Hadi oğlum, gel bu akşam birlikte bir yemek yiyelim. Tamam anne, tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun hadi. Annesinin kuzusu iyi kalpli Demir. Alemlerin kurdu taş kalpli Ayşegül. Yanılıyorsun şekerim, taş değil. Kalbin yoktu değil mi? Biliyorum. Bak birbirimizi ne güzel tamamlıyoruz ortak. Vay be. Yarım sayfa basmışlar. Başka bir ayakkabı seçseymişim daha iyi olacakmış. Senin bu saç kesimini hiç beğenmedim. Kestirmen lazım. Sana ne kızım? Aksesuar mıyım ben? Saç benim, tarz benim. Sana ne? Allah Allah. Ben olmasaydım acaba şu gazetede çıkabilecek miydin? Ömer hasta olmuş, hasta. Tabii ya. O yüzden ikramiye verdi bana. Senin de payın var. Vay be. Post buyuya bak sen. Hulusi Kentmen mi çıktı başımıza? Fena değil ortak. Fena değilmişmişmiş. Bunu diyen de eski resepsiyonist burslu çocuk. Nakitini ben bile görmedim bu kadar be. Hem bir defa ben kazandım. Efendim. Hı, geldiniz mi? Tamam, bardayım, çıkıyorum ben de. Görüşürüz ortak. Ha. İndir
birimlerden yapmış olduğun imaj çalışman fena değil. Yalnız aldığın şu parayla ayakkabılarını falan değiştir. Akbilini doldur. Bitirim ikili de geldi. Görüşürüz yakışıklım. Sakın ortak ortak deme, tamam mı şekerim? Hı. Görüşürüz seksi. Ben de sana hızlı diyordum. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk Demir, ne haber? Ya ne zamandır söyleyeceğim, birbirinize anormal yakışıyorsunuz. Sen de az değil misin? Hadi bize içki ısmarla, biraz sohbet ederiz. Heves. Sevgilimin işi gücü var. Hadi kalk kalk kalk. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Yakında bütün erkekler tütülerle dolaşacaklar. Böyle takım elbiselerine dantel falan işlenecek. Hepsi bu gay modacılar yüzünden. Aklına geldi yüzünden de görüyor musun? Tamam Evesciğim. Çok erkeksi, çok seksi. Ama düşünme artık. Vallahi düşünmüyorum. Çok fena bu. Toparlayamadım. Tabii tabii yarım aklı da gitti şu anda. Sen ne oldu peki daha haftasında böyle hediye almaya başlamalar falan? Ne demedim? Ha yok, Memo'ya bakıyorum. Çok sıkıcı sıkıcı giydiriyorlar. Üzülüyorum. Ay sen beni çok korkutuyorsun Ayşegül. Gerçekten. Biri bir şey mi yaptı sana Ayşegül'cüğüm? Yoksa hevesen mi bir şey yaptın? Ben bir şey yapmadım. Ne yapacaktın ki Hevesciğim? Bir şey yapmayacaktım Ceyla'cığım. Ne yapabilirim ki? Siz ne hatta karıştırıyorsunuz? Hiç. Bana bak, ağzından bir şey kaçırsan canını okurum. Sen ağzını sıkı tut. Yakar ha. Ben bir halt ettiysem sen de ettin. Ali de eski sevgilisi çetti. Kazak mı alsam, gömlek mi? Evet şekerim. İkisini de alsana. Bakayım ben bir. Ay şunu mu alsam yoksa kırmızı olanı mı? Yuh yani. Manol alıyoruz sanki. Alt tarafı bir kazak işte. Tabii insanın kendi parası olunca kıymetli oluyor. Sıkıldım. Anlatın hemen. Neyi? Ceyla. Ben sizi takılmamaya başlayacağım. Sen hevesle yata kalka iyice gerizekalı oldun. Kimle yatmışım? Demin siz ne fısıldaşıyordunuz? Sabahtan beri kaynatıp duruyorsunuz. Gözünüzden anlarım, anlatın hemen. Sen Ali ile biatlar mı karıştırdın yoksa? Ne alakası var Ayşegül? Ali ile görüşüyorum, evet. Gayet arkadaşça görüşüyorum, evet. Gerçekten. Aa Nil! Ben kıza selam veririm, ayıp olur yoksa. Ne haber? Kesin hevesle ilgili bir bomba var. Gay modacı ile ilgili bir gelişme mi oldu? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum, sanmıyorum Ayşegül'cüğüm. Yani öyle olsa söylerdi. Şunu baksana. Aslında çok benziyorlar ama hiç alakalı yok. İyi ki kıza gıcık kapıyordun. İki santri konuşuyorsun heves. Gıcık oluyordum. Şu anda boğulmak istiyorum ya. Kız kıymazların oğluyla çıkıyormuş ve çocuk çok aşıkmış. Aa. Ve tatilde Mont Blanc'ta kayacaklarmış. Ay o şişko çocuk bir de kayak mı yapmış? Çok komik. Hani şu bir tane oyuncu kız arkadaşı vardı. Hı, evet ama onlar ayrıldılar şimdi. Aha. Asıl bomba ne biliyor musun? Kız bir tane falcıya gitmiş. Falcı her şeyi biliyormuş ve tek tek isim veriyormuş. Numarasını aldı mı diye sormuyorum heves. Tabii ki aldım. Çünkü iyi bir falcıya ihtiyacım var artık. Ya hadi arasana. Merak ettim. Ya sen sevmezsin ki öyle fal falan. Aa nasıl sevmiyormuşum? Hadi bekliyorum.
Ayşegül bayılıyor fallara. Çetciğim. Kibritle falan oynamıyorsun değil mi? Dikkat et de evi yakma. Yaptığın alçaklığı unuttum zannetme. Sürpriz. Sana hediyeler aldım. Bunlar yeni mi? Wow. Çok havalıymış. 3600 cc 462 beygir 315 kilometre hız 12.9 saniye 200 kilometre. Bunlar Çetin arabaları değil mi? Çet, ne var? Nereden çıktın sen? Evet. Burası benim evim. Asıl sen... Siz nereden çıktınız? Falcı çağırdık Çetin'cim. Sen de kal. İlişkiniz nereye gidecek? Haliniz nice olacak? Öğrenmiş olursun işte. Ne falı ya? Ne gereksiz şeyler. Bana bak. Sen fallardan mı medet umuyorsun? Ayşegül Hanım'ın misafiri geldi. Heh, tamam. Ben ilgilenirim. Siz muhabbetinizi bölmeyin. Dün gece ikimiz de çok sarhoştuk. Her şey oldu ve bitti. İkimizin arasında. Dördümüzün. Tamam, dördümüzün. Anlaştık mı hevesçiyim? Sen kendini ne sanıyorsun ya? Dayı mısın oğlum sen? Olanlar ben duyulsun ister miyim sence? Sen ne oldum diye piyasam düşer. Memnuniyetini dostlarına, şikayetlerini bana. Senin ne mal olduğunu herkese anlatacağım. Biraz daha bekle. Küçük bir hesabım var. Ondan sonra istersen Face yaz, istersen tweet at. Kime ne ilan etmek istiyorsan et. Sen. Vallahi duyduğun gibi değil Ayşegül. Dün gece Çetin'le birlikte oldun. Öyle mi? Çok içtik. Ben ne yaptım bilmiyordum Ayşegül. Kızlar, kahveler yapılsın. Ünlü falcımız Nigar Hanım da geldi. Ben hevesin falına baktım. Başında çok büyük bir bela var. Nasıl böyle bir şey cesaret edersin ya? Canına mı susadın sen? Ya Ayşegül yemin ederim çok sarhoştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Ceyla'ya sor istersen. Biz sen eksiktin. Biz seninle uğraşmamıştım zaten. Ayşegül tamam yapma. Olan olmuş işte. Özür dilerim. Söz veriyorum bir daha yapmayacağım. Ayşegül bir delilik yapma. Şu anda böyle kızman Çet'i mutlu edecek. Senin onu kıskandığını düşünecek. Ona bu hazzı verme. Vallahi değmez. Hadi ben Çet'i tanıyorum. Şaşırmadım. Ama su kızımız büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Bunu unutacağımı sanma sakın. Senin de zamanın gelecek. Yaz yaz ne zor işmiş ya. Ayşegül yeter ya. Gözlerim yaşardı.
Feyse bebek apaçi dolmuş. Geçiyoruz yazmaya benzemiyor değil mi? Canım sen barına dönsene. Bardak falan parlat. Neden göstermiyorsun? Gazetede çıkınca zaten herkes okuyacak. Bilmiyorum. Her an vazgeçebilirim. Yardım etmemi ister misin? Hem kötüyse de ilk önce bana rezil olursun. Hayat seçimlerle dolu. Fena değil. Tanıdığım bir adam var. İki lafından biri sadakat, dürüstlük, masumiyet. Kendinde olmayanları başkalarında arıyor. Çetin bunu görünce delirecek. Asıl devamını okuyunca delirecek. Adam olmayı seçmiş görünse de kurtluğundan vazgeçmiyor. Daha geçen gece kalbi kırık bir sarışınla kurt adama dönüştü. Şehvetine yenik düştü. Sabah baş ağrısı ve pişmanlıkla uyandı. Kim bu? Kimle yattı Çetin? Kalbi kırık sarışın hevesle. Tabii ki subunluğa bilmiyor. Hiç fena değilsin ortak. Peki sonunu nasıl bitireceksin? Bilmiyorum. Asıl ona karar veremedim ya. Seçimler. Bence sonunda da seçimlerden bahset. Ben gidiyorum. Pamuk Prenses ve Mabencilerin şatosundan bekleniyorum. Nasıl ya? Sen oraya gider miydin? Aile yemeği adı altında Çin işkencesi. Tabii kurtla Pamuk Prenses de orada olacak. Ne yapıyorsun? Nereye? Ay tabii ki sevgilin olarak ben de geliyorum Demir'cim. Kafan hiç çalışmıyor Demir. Fırsatları değerlendiremiyorsun. Stajdayım daha. Aklımı fitne fücura çalıştırmayı yeni öğreniyorum. Ha bu arada otelden araba falan ayarlat. Taksiyle gidemem. Taksiyle gideceğimizi nereden çıkardın? Ay manyaklaşma Demir. Halk otobüsüyle mi gideceğiz? Teneke nereden çıktı? Yeni aldım. Canım borç vereyim de ikinci el bir konserve kutusu al bari. Bu ne be? Bininci el resmen. Bu arabanın ruhu var şekerim. Senin bildiğin ikinci ellere benzemez. Ruhu olduğu kadar kliması da olsaymış canım. Lastikleri de kabak. Uy. Neyse, yavaş gider bari. Ay demin kömürle mi çalışıyor bu? Yavaş. Bezelye gibi yollara döküleceğiz. Teneke kapa Demir. Çok güzel olmuş değil mi anne? Çok şık. Gerçekten de çok zevk sahibisiniz Fikriye Hanım. Ellerinize sağlık. Ama aile içinde bir yemek için çok zahmet etmişsiniz. Aile içi de olsa özel bir davet bu. Özel bir hazırlığı da hak ediyor değil mi? Siz öyle diyorsanız. Ben de mutfağa birkaç sipariş vermiştim Demir'in sevdiği yemekler için. Gidip onları bir kontrol edeyim. Gerek yok. Ben kontrol ettim. Her şey hazır. Oğlum için ne masa hazırlayabildim, ne yemek yapabildim. Her şeyi siz yapmışsınız. Şahanesiniz. Ben çok keyif alırım böyle hazırlıklarda. Yarın da Meriç için güzel bir doğum günü partisi hazırlıyoruz. Değil mi canım? Beni partine davet etmeyi düşünüyor muydun kızım? Sen benim şeref konuğumsun anne. Ne güzel düşünmüşsün anne. Değil mi Şebnemciğim?
Hı hı. Ev müsait nasılsa. Suyla Aslan Cem de parti verirlerdi eskiden burada. Ama büyüdüler artık kesmiyor. Şimdi sıra sende. Abim geldi. Sen bırak. Dilek açar. Zahmet etmeyin, ben açarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay, niye siz açtınız kapıyı? Ben Demir'in geldiğini sandım da. Aa, hayırsız damat gelmiş. Aa, Melis sen misin? Sesin görüntünden önce geldiği için tanımadım. Öyle mi? Senin burcun ne, yılan mı? Şişt Meriç. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayşegül, senin ne işin var burada? Senin gibi eş durumundan şekerim. Hadi geçelim canım. Sen biraz kilo mu verdin? Yüzün süzülmüş. Yo, bence iyi bile görünüyor. Merak etme anne, gayet iyiyim. Siz gittikten sonra açlıktan ölmedim diye sakın üzülme. Abi can ciddi imaj değişikliğine girdi anne. Bizi de değiştirmezsin değil mi? Dikkat et de o elindeki likör de seni değiştirmesin Meriç'ciğim. Senin bünyende şişede durduğu gibi durmuyor. Sen de içme oğlum, araba kullanacaksın. Aa, Demir çok dikkatli araba kullanıyor Şebnem Hanım. Çok aklı başında bir oğlunuz var. Ömer Bey bile barın işletmesini Demir'e verdi. Ne oldu canım? Senin keyfin mi kaçtı? Yok, gayet iyiyim. Bu çok iyi bir gelişme Demir. Aa, haberiniz yok muydu? Demir barın kar ortağı oldu artık. Tebrik ederim Demir. Teşekkür ederim. Bu masa beni tuttu sanırım. Midem biraz kötü. İzninizle. Şebnemciğim, senin de mi haberin yoktu? Evet. Benim haberim yoktu. Ama benim asıl şaşırdığım sizin de haberinizin olmaması. Of, sıkılmadınız mı bütün gece sus pus? Hadi biraz konuşun. Bir gösteri izlerken konuşulmaz. Öyle değil mi Ayşegül'cüğüm? Ay unutmadan Sucuğum yarın köşe yazım çıkıyor. Mutlaka okuman lazım. Ha. Ne köşesi? Kış köşesi. Haberin yok muydu şekerim? Köşe yazarı oldum ben. Hani şu meşhur Ferhan var ya, çok ısrar etti. Ben de bir bakayım falan dedim ama bayıldılar. Şimdi orada küçük bir köşem olacak. Ne yazısı Ayşegül'cüğüm, sen mesaj bile atamazsın. Hı, öyle mi canım? Okuyunca yürürsün. Ufak tefek sırlar, gece hayatı falan. Ayşegül'ün bence doğal bir yeteneği var. Şimdilik Ferhan'ın köşesinde yazıyor ama yakında kendi köşesinde yazmaya başlar bence. Ayşegül'cüğüm, seninle ne kadar çok yeteneğin varmış. Haberimiz yok. Bayılıyorum sana. Daha neler var şekerim. Biz en iyisi kalkalım. Bara geç kalıyoruz. İşler çok yoğun bu ara. Bence de boş bırakmaya gelmez. Çok güzel bir geceydi. Çok teşekkür ederiz. Ben de sizi geçireyim. Malum biraz topraklanmam lazım. Masada elektrik konta almıştı. Çıkalım mı? Çet, aslında ben çok yorgunum. Uykum da var. Boşu boşuna konuşmanı bekliyorum değil mi?
Anlamadım. Neyse canım, sen uyu, yarın konuşuruz, tamam? İyi geceler. Ve bir seçim yaptı. Pamuk'a bunu asla söyleyemezdi. Pes yani Ayşegül. Bence fazla ileri gidiyorsun. Hiç iyi değil bu. Yapmasınlar şeker. Herkes birbirini aldatacak, sonra en masum oynayacak. Dünya zaten yalanla dönüyor Ayşegül. Ne yapacaksın yani? Herkesin kirli çamaşırını ifşa mı edeceksin? Bu insanları zıvanadan çıkaracak bir şey ya. Evet öyle olsun. Beter olsunlar. Al gülüm, ver gülüm. Herkes birbirini pışpışlıyor. Zaten sadakat, masumiyet hepsi onlarda. Biz günah keçisi. Daha dur. Ne foyalarını ortaya çıkartacağım onların. Hah. İti an, çamağı hazırla. Çet. Yazımı okudun mu Çetçim? Neredesin Allah'ın cezası? Senin şu kovulduğun otel var ya, işte tam oradayım. Bana bak. Bu sefer çok ileri gittin. Sakın bir yere kıpırdama. Seninle görülecek bir hesabım var. Ben seninkini çoktan gördüm. Geçmiş olsun canım. Şekil, geberteceğim seni, bittin sen. Biten sensin Çet. Ben mi soktum seni hevesin koynuna? Madem yaptın, bedelini ödeyeceksin canım. Bırak kızı. Ödeteceğim size. İyi misin? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Biri düştüğünde neden güleriz? Geçen gün bir kız herkesin önünde düşüverdi. Elbisesi ve stilettosuyla pat diye çamura kapaklandı. Herkes kahkahalara boğuldu. Böyle anlatınca acımasız geliyor değil mi? Eminim sen de gülersin. Biri düştüğünde neden güleriz? İtiraf edemiyorsan söyleyeyim. Başkalarının felaketlerinden zevk alırız. İyi ki benim başıma gelmedi deriz. Belki de hak etti. Dikkatsizdi, önüne bakmadı. Kendine fazla güvendi. Düşmek çok can sıkıcı.
Ama yardım etmek için elini uzatanların aslında seni daha da dibe itmesi daha da can sıkıcı. Fotoğrafları sen verdin değil mi? Allah kahretsin Chet! Sen nasıl yaparsın? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Herkes senin gerçek yüzünü görsün diye yaptım. Bırak. Neden kurtardın beni o zaman? Ha? Kendi ellerinle itmek için mi? Pislik. Şekerim. Dur seni geçireyim. Çok güzel çıkmışsın şekerim, üzülme. Fotoğrafları sen verdin demek. Bu kadar pisleşmeni ben bile beklemezdim. Yani kişisel arşiv neyse de... Ortalığa dökmek büyük kötülük. Memnun kalmadın mı? Bayılmadın mı? Hoşuna gitmedi mi? Bunları yapmamı sen istiyordun zaten. Senin canını yakmış. Ne yaptı söylesene. Çok büyük bir kötülük mü yaptı? Hadi söyle. Hiç. O bana hiçbir şey yapmadı. Neredeyse ona aşık olduğunu düşüneceğim. Ne gördün söyle. Yoksa intikam için bu kadar pisleşmezdin. Onun da herkes gibi olduğunu gördüm. Sadece o kadar. Bak burada da var. Sosyetenin tanınmış ailelerinden sevmeye deyince kimse anlamıyor sanki. Neslişah kaldır şunları, kaldır. Su olduğu nereden malum? Bir sürü iftira atan oluyor. O sarı saçlara buzdağı koysalar kim olduğu belli olur. Yazık. Ailesi kim bilir ne haldedir. Nasıl yapmış böyle bir şeyi? Asıl böylelerinden korkacaksın. Bakın bana. Edepli edepli köşemde yazıyorum. Ay vallahi ben bile inanamıyorum Ayşegül. Çetin delirecek. Çetin delirdi de bunlar oldu. Nerede o gördün mü? Günaydın. Günaydın. Şimdi devamını kendisi anlatır. Günaydın. Anlaşılan herkes haberi almış. Yok. Ayrıldığınızı daha söylemedim. İyi. Zaten başka da bir şey yok. Kız zaten mağdur durumda. Şimdi herkes sana yüklenecek. Benim çıkmam lazım. Size afiyet olsun. Biri bir şey yapıyor. Diğerinin hayatı değişiyor. Ne acayip değil mi? Suyun çıplak fotoğraflarını sen mi ortaya çıkardın? Of tabii ki hayır Ceyla. Bunları ortaya çıkartan Chet. Yani dolaylı yoldan etki eden benim tabii de. Daha önceden çirkin şeyler oldu ama önemli değil. Tabii canım. Zaten sen başından beri Chet'in kafasını karıştırdın. Sonra da zaten suyun ne oldu ortaya çıktı. Çirkin olan şey sensin. Ya benim fotoğraflarla ne ilgim var Ayşegül? Kız kendi gidip çektirmiş. Koşa koşa Chet'in yatağına girdim. Sonra suyu öğrendi. Chet'e kızıp kışkırttı. Chet de intikamını aldı. Canım fena mı oldu? Sen sonuca odaklansana. Orası öyle. Benim bir şey yapmama gerek kalmadı. Su kendi kendini öldürdü. Herkes kendini öldürecek silahı cebinde taşıyor işte. Yani suyun çıplak poz vereceği benim aklımın ucundan bile geçmez.
Ya kız gerçekten bitti ya. Onun yerinde olsam utançtan yerin dibine girerdim. Bence bu kız kendine bir şey yapabilir. Kesin. Yok canım. Birkaç gün ağlar zırlar. O kadar yani. Kendini öldürecek değil ya. Yani bütün gazetelerde var. İnternette kim bilir nasıl haberler dönüyordur şimdi. Tam da köşemin çıkış yapacağı günlerde. Ne yaptı etti gündeme oturdu kız. Ay böyle gündeme oturacağımı öleyim daha iyi. Rezillik vallahi. Bu zamanda kime güveneceğim belli olmuyor. Hebes kaşınma. Ya Ayşegül fotoğraflarla ilgili dedim. Merit cücesiyle el alemin fotoğraflarını gizli gizli çekerken iyiydi değil mi? Bence sen bir süre ağzını açma Hevesciğim lütfen. Acelacığım. Otele gelsene. Ortamı koklarız biraz. Gelemem Ayşegülcüğüm, spora gitmem lazım. Her gün gidiyorum çünkü aksatmadan. Sonra da okula bir uğrayacağım zaten. Ceyla, sen de bayağı spor bağımlısı oldun ha? Ya da Ali bağımlısı mı desek? Ali demişken. Su'yla ilgili bir haber alırsan bana da haber ver. Demircim, çok amanatsın ya. Çık artık şu küçük dünyandan. Dışarıda İstanbul yıkılıyor. Yine ne yaptın acaba? Vallahi bu sefer ben bir şey yapmadım. İnsan da kendi sonunu kendi hazırlıyor. Yani yeter ki fırsat verilsin. Evet. Evet işte. Su akmış, yatağını bulmuş. Bu nasıl olur? Olamaz. Neden olmasın ki? Her canlı ihanete tadacaktır Demir. Ay Demir, bağırsan yapma. Suyun masumiyet oyunlarını sen de mi yedin? Ayşegül sakın. Sakın bu konuda beni zorlama. İnşallah yazını bitirmemişsindir. Çünkü vereceğim haberden sonra çöpe atmak isteyebilirsin. Söyle bakalım küçük şeytan. Su intihar etmiş. Nasıl ya? Ciddi misin sen? Evet. Ali ile Arzu son anda kurtarmış. Basın haber yapmasın diye de hastaneye falan kaldırmamışlar. Ama neyse ki çok fazla bir şey almamış. Neyse ki bir şey olmamış. Yani bir şey olsa çok üzülürdüm. Ne de olsa yazılarımın kaynağı o. Yani prenses olamadı ama ilan prensi oldu işte bak. Ayşegül. Ne oluyor? Yani sizin aranızda ne olup bitiyor ben hiçbir şey anlamadım. Demircim. Bir soda. Ayşegül Hanım'ın içkisini ver. İmza için bunu mu kullansam ne dersin Memo? Yüksek topukları severim. Şık, seksi ve çekici. Üstünde durmasını bilenler için tabii ki. Sen benim yazımı mı ezberliyorsun? Ooo, benim küçük hayranım. Avro dolar paritesi 1,3409, sterlin dolar paritesi 1,5843, yen dolar paritesi 82,53 düzeyinde seyrediyor. Nasıl ya?
Ne çabuk ezberledin. Memurcuğum başka şeyler ezberlemişliğinde var mı? Hı? Cedin'le artık evde bile karşılaşmıyoruz vallahi. Ya ben onu evden kovmadım ki. İşlerime bulaşma dedim sadece. Merak etmeyin, Çetin hayatta. Onu biliyoruz da. Niye halt ediyorsa artık. Canım patronum arıyor. Alo Ferhan'cığım, şekerim, nasılsın? Yeni yazımla ilgili mi? Tabii ki tanıyorum. Hatta çok çok yakından tanıyorum. Evet yani biz de çok şaşırdık. Yani sudan hiç böyle bir şey beklemezdim. Tamam olur canım. Otelde buluşalım mı? Tamam görüşürüz bay bay. Memo'cum iş bekler. Akşama görüşürüz. Çıkıyorum ben. Tamam. Otele gidiyorsan bırakayım. Ha yok acelem var. Öyle kahvaltı keyfiydi, kahve faslıydı bekleyemem. Ya bizim chat de mi şu Memo ile takılsa? Hı? Baksana. Kız adam oldu be. Çok kolay gelsin. Memo. Hadi kahvaltıya. Hadi. Mabeyincileri bir geçmiş olsun demek lazım. Sen öyle diyorsan. Ne o? Sen pek bir takip eder oldun bu işleri. Ya diyorum ki hatta bir çiçek mi göndersek? Ailemiz adına. Ne dersin? Ya kız kendini öldürmeye kalkmış. Bir şey yapmak lazım. Ben anlamam öyle gıllı gışlı işlerden. Ne lazımsa sen yap. Demir, ne haber? Bir yaramazlık var mı? Yok Ömer Bey, gayet iyi. Oo. Şehzade Çetin teşrif etmişler. Devrik padişah Çetin desek? Sana da çakma Hürrem desek? Ben Hürrem'in 2011 modeliyim şekerim. Daha gelişmiş bir sürüm. Tamam tamam, başlamayın. Ne oluyor Çetin? Hı? Muhasebeciyle avukattan bir şeyler duydun. Cem Aslan'la ortak bar açıyoruz. Bak delikanlı, seni uyarıyorum. Bu adamla iş falan yapılmaz. Arkadaşlığınız biter sonra. İyi de arkadaş olduğumuzu nereden çıkardınız ki Ömer Bey? Hatta biz birbirimizi sevmeyiz bile ya. Ama çok önemli bir ortak noktamız var biliyor musunuz? Ailelerimiz bize güvenmiyor. Artık gözden çıkarılmışların ortaklığı bizimki. İşte bu yüzden çok iyi anlaşacağız bence. Çok uzun sürmeyecek. Gelip barın işletmesini teklif edeceksin. Ortak olmak isteyeceksin baba. Hadi lan oradan artist. Cin olmadan adam çarpacak. Suyla uğraşma Ayşegül. Ay. Sen her yerden fırlayıp durmasana. Sen bana ne yapıp ne yapmayacağımı söyleyemezsin. Suyla ilgiliyse söylerim. Beyaz atlı Demir. Bırak bu kurtarıcı palavralarını. Daha düne kadar suyun canını yakmak için benimle işbirliği yapan sen değil miydin? Birbirine karıştırma. Düşene de bir tekme ben vurmam. Ben vururum. Vurdurmam. Bak sen. Sahip olduğun her şey benim sayemde. Suyla beraber olacaksan yine benim sayemde olacaksın. Ayşegül. Ben senin etrafındaki insanlara benzemem. Sınır aşma. Aşarsan canını yakar.
Ne haber Çellik? Bar açılmadı henüz. Ayşegül'le randevumuz vardı. Burada buluşacaktık. Yok. Gitti. Nasıl gider canım? Su Mabeyinci'yle röportaj yapacaktı. Alo şekerim. Neredesin? Hani röportaj yapacaktın? Sorma şekerim. Kıza yaklaşınca etrafındakiler saldırıyor. Kız çıplak poz verir ama röportaj vermez. Tüh, bak bu hiç iyi olmadı. Biraz zorlasana. Siz ne biçim insanlarsınız ya? Akbaba gibi üşüştünüz kızın tepesine. Tayhan, ne diyor öyle? Bana bak, ver şu telefonu. Beni iyi dinle şekerim. Su hakkında tek kelime daha edersen seninle dostluğumuz bozulur. Çok kötü şeyler olur. Sakin göründüğüme bakma. Dikkat et. Din olmadan adam çarpma. Çok iddialı ya. Demir, geç bunları. Eski Demir olsa geçerdin. Ama şimdi bir daha düşün. Sevgilim. Bir sen. Bir ben. Bir de küçük dolaplarımız. Tamam, Ferhan'ı ver. Sizi istiyor. Teşekkür ederim Çellik. Alo şekerim. Alo şekerim. Bırak sen şu kabak çiçeği suyu. Yaşlı cadı babaannesiydi, sünepe kitlesiydi, öf. Tüh ya, bu kötü oldu. Şekerim, ben sana yeni bombalar bulacağım. Yakası açılmadık skandallar, neler neler. Tamam, o zaman görüşürüz. Tamam değil mi? Çözdünüz meseleyi Ayşegül Hanım'la. Tabii Çelikçim, ne olacak? Ya taze gündemde bir şeyler varken biz de bir şeyler yapalım dedik ama olmadı. Sağlık olsun. Hadi ben kaçayım. Hoşça kal. Görüşürüz. Allah kahretsin Ayşegül seni. Tolga. Bak tamam, bunlar fena değil. Ama biz biraz daha bakmaya devam edelim. Yani ne bileyim, bunlar pek içime sinmedi. Benim aradığım daha farklı şeyler. Böyle ya, ben başka bir şey arıyorum. Ama tam olarak ne aradığımı da bilmiyorum yani. Biraz gizli gibi olsun istiyorum. Hani saklı şeyler varmış gibi. Böyle seksi bir şeyler yapıyormuş hissi versin istiyorum. Anladın mı? Ha? Anladın mı? Burası bar mı olacak, pavyon mu? O ne demek? Bar olacak kardeşim, bar. Neyse Tolgacığım, tamam. Numaram sende var. Sen mekanlara bakmaya devam et, bir şey olsa ararsın. Hadi. Ne var Ayşegül? Gözün dikmiş bana bakıyorsun. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Ne kadar da pisleştin öyle. Senin kadar yüksek ahlak sahibi biri değilim, belki ondandır. Ya bir şey soracağım. Suyun fotoğraflarını yayarken ne düşündün? Gerçi su gözümle yükseldi. Hatta çıplak fotoğraflarıyla beni bile açtı. Ama senin yaptığın kalleşlik. Sana yar olmayınca başkasına da olmasın, değil mi canım? Herkes yaptığının bedelini öder diyen sendin Ayşegül. Ne oldu? Hmm, anladım. Su seninle yatmamanın bedelini ödüyor. Sen yemeyince ciğer mundar mı oldu Çetçim? Sen de o yüzden mi benimle uğraşıyorsun yoksa? Sen kendinle uğraşıyorsun. Benim sana mundar dememe gerek var mı? Yanlış mekan, yanlış insan. Yine batıracaksın. Açınca görürsün. Ha, merak etme. Kapıya adını yazdırırım. Girerken sırada beklemezsin tatlım, olur mu? Ah tatlım. Yine aynı şeyler. Güzel mekan, hijyen mekan, şaşalı. Üç gün insan meraktan gelir, dördüncü gün ölür sıkıntıdan. Aynısı gibi. Aslında gizli ve tehlikeli yerler daha çok dikkat çeker değil mi? Hı. Ampul yanmaya başladı. İnşallah devamı gelir. Ayşegül, senin takip etmen gereken entrikaların yok mu? Görüşürüz şekerim. Dikkat et de hırsın seni, ham yapmasın. Öyle mi? Alo Tolga. Heh.
Deminden beri konuştuğumuz bütün mekanları unut. Ghetto'ya iniyoruz. Dolapdere, Kuştepe, Elmadağ. Hayır. Gerçek bir gece kulübü açacağım. Hindi gibi düşünüyor seninki. Ayşegül, kızım, okul hayatın boyunca sen toplamda bu kadar konsantre olmadın. Dokunmasın. Ne o? Zor muymuş yazmak? Ha? Konu mu bulamadın, tıkandın mı? Ne tıkanması? Malzemeden bol ne var? Yemek hazır efendim. Tamam. Bu akşam da yok ha? Yok, evde. Gerçi o evi otel gibi kullanıyor ama neyse. Hadi. Aman oteli ev gibi kullanmasın da. Bar açacakmış kerata. Aa. Bütün derdi benimle inatlaşmak. Yok artık. Sana rakip mi olacak? Aman canım. İçer içer orayı da batırır. ...3600 cc, 462 beygir, 315 kilometre hız, 12.9 saniye, 200 kilometre. Hadi Memo. Memo hadi. Sizin de gelmenizi istiyor. Yemek yemeyecek misiniz? Hem biraz daha arabaları anlatırsınız Memo'ya. Tabii anlatırım. Chat hayattaymış. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel bakalım içimizdeki yılan. Hayırlı olsun Çetin. Yeni haberim oldu, bar açıyormuşsun. Sağ ol. Öyle gerekti. Olacak iş var, olmayacak iş var. O olacak iş. Sen de göreceksin. Hatta gelebilirsin. Hem de misafirim olarak. Sen adam olacaksın da... Ben göreceğim ha. Ne pahasına olursa olsun ben o mekanı açacağım. Sen de göreceksin. Tıklanma rekorları kırıyorsun şekerim. Sucuğum, bana da röportaj versene. Ne de olsa haftanın en popüler ismi o. Aranıyorsun Ayşegül. Su perisi dedik, içinden erotik peri çıktı. O daha bitmeden cinnet perisi. Matruşka gibisin ha. Saçmalama kızım. Kışkırtmaya çalışıyor, görmüyor musun? Hadi gel. Bu kolyelerin içindeki mumlukların hepsini aynı bu şekilde masaların üstüne yerleştiriyorsunuz, tamam mı? Bunları da bu şekilde bağlayacaksınız, tamam mı? Demir patron, ben geldim. Akşam için yardıma ihtiyacın var mı? Kumpasları kurduk. Kulisleri yaptık. Kazan, zehirler, entrikalar da hazır. Sana iş kalmamış Ayşegül. Cool Demir öldü. Yerine aşk böcüğü Demir geldi. Deveyi diken, Demir'i iten paklarmış. Bari bu defa benim çevremden biri olmasın. Ne? Akşam görüşeceğin kız. Benim tanıdığım biri olmasın. Şaşırt beni.
Merak etme Ayşegülcüğüm. Ben seni fazlasıyla şaşırtacağım. Su Demir'in kollarında. Barı da kaptı. Sen kime gideceksin ki? Sen kafana takma şekerim. Ben Demir'e hiçbir şey kaptırmadım. Merak etme. Hı. Bizim cadı geldi. Ayşegül, bu gece Demir'e yardım et. Ne zaman yardım istedi de koşmadık? Tabii ki. Vay be. Nereden nereye? Benim oğlandan bekliyordum. Mabeyincilerle senin üzerinden akrabalık. Ha? Anlamadım. Anlamadım. Annen Fikriye Hanım'ın gelini olmadı mı? Ha? E sen de onun üvey torunu oldun. Üvey de olsa evlat evlattır. Ben pek öyle düşünmüyorum. Nasıl yani? E canım Ayşegül benim kızım değil mi? Kızım. Böyle olur bu işler. Anneler babalara evlenince aile olunur. Mecburen. Bize pek sormuyorlar. Ha. Ayşegül. Bunlar senin laflarına benziyor. Bak oğlum. Sen ona değil. O sana uyuyacak. Tamam. Ayrıldığımızı söylemedin galiba. Sıkıyorsa sen söyle. Hem patronum, hem üvey baban, hem de aksi herifin teki. Yalnız su geldiğinde bu oyun biter. Onu baştan söyleyeyim. Acaba su insanların karşısına nasıl çıkacak? Bence gayet cool duracak. Birkaç damla gözyaşı falan. Bu prensesin düşüşü haberi basının da hoşuna gidecek bir şey sonuçta. Ya ben onu demiyorum ya. Yani su böyle bir günde acaba ne giyecek? Ben onu merak ediyorum. Ben olsaydım siyah giyerdim. Vallahi ne giydiğini dert edeceğini hiç sanmıyorum Eves'cim ya. Herkes basına fotoğrafları kimin verdiğini konuşacak. Ya da sevgilisinden neden ayrıldığını. Of, chat gelir mi acaba ya? Bilinçli değilsin değil mi? Tamamen şuursuzca açıyorsun konuyu. Niye gelsin buraya? Ne işi var burada? Pardon sevgilim. Biraz geç kaldım. Bunu yapmak zorundasın. Gülümse ve bir şey belli et.